Türkiye'de bir erken seçim olur mu tartışması. Biz geçen hafta da bu konuyu konuşuyorduk. Erken seçim, özgür özel erken seçim zaten sandalyemiz yetmiyor ifadesinde bulunmuştu. Hatta partinin içerisinde Ayta Hocama soracağım, sonra bu turda size de söz vereceğim. Ayta Hocam, size sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı isimler özgür Özel'in erken seçim istememesine karşında bazı tepkili ifadeleri de vardı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra bugün çok net ifadelerle Özgür Özel erken seçimle ilgili bir bilgilendirme yaptı kamuoyunu. Şöyle diyor, Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak, İlk seçim dediğim 2028 değil diyor. 31 Mart seçim sonuçlarını araç sağlaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil, en çok ben istiyorum. Anketler gösteriyor ki vatandaş da yavaş yavaş istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2,5 yıl sonra, yani bugünden 1,5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım. Hatta haftayı olursa çok iyi olur, hatta bir ay sonra olursa çok iyi olur diyor. Şimdi e, Özgür Özel geçtiğimiz... Haftayla yani bir günde erken seçimle ilgili söylemlerinde ciddi bir değişiklik var. Bunu nasıl anlayalım? Ben cevap vermeden önce Gaffar Bey'in neyi anlamadığını anlamadım Özgür Özel'den. Eğer rica etsem söylerse Musa Bey'inkini anladım da Gaffar Bey'in anlayamadım samimi olarak. Ne, <laughs> neyi, neyi anlamadınız? Şimdi el sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir demiştik. Normalleşme, şunu anlamadım Heh. dediğim şu Aytube. Yani no, normalleşme diyorduk, işte biz normalleşme diyorduk. Cumhurbaşkanı Yumuşam'a diyordu. Bak gördün mü bizim lafımıza geldi. Bunlar ben belagat olarak görüyorum. Anlamadım, markastım. Yani anladım tabii, ha, idrak ha, ediyorum onu da. Yani manalı bir şey yok bunun anladım. arkasında. Öbür taraflar hayır, daha manalı, hayır, onu söylüyorum. Tamam, yok. Yani burada hem fikir olabiliriz sizinle. Yani normalleşmeye ben başından beri zaten karşıydım programın başında da söyledim, söyledim normalleşmeler ne anladığımı. Sakın bu el sıkışmanın diyalog kurmanın yanlış olduğu anlamına gelmesin. Bakın Pınar Hanım demokratik bir ortamda e, demokrasiyi sindirmeye çalışan bir insan olarak e, Ak Parti'nin aldığı oyu inkar etmek ya da milli iradenin AK Parti'ye tecelli etmiş olduğunu, onu birinci parti yaptığını genel seçimde inkar etmek, e, yani demokrasiyi inkar etmektir. O nedenle e, yani e, elbette ki diyalog kurmak zorundayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı ya da Başbakan kendi al, kendisine duyulan güveni ve aldığı oyların hakkını vererek elbette ki muhalefetle temas kurmasını beklememiz normal olanıdır. 18 yıldır muhalefet, ana muhalefette görüşmeyen bir e, yönetici, bir cumhurbaşkanı ve başbakan sizce normal mi? Bence değil. Ne olursa olsun ayağımıza gelmesi gerekmez. Çağırır Yüce Meclis'e bir çay içelim der. Bakın işin normali budur. Televizyonlarda karşı karşıya gelirler, otururlar, konuşurlar vesaire. Peki, şimdi e, e, CHP içerisinde... Direkt sorunuza başlayıp oradan bağlanmaya erken, çalışın. Erken seçim. Erken seçim istenmesine karşı gruplar var mı? Ee, i̇şte erken seçim istemiyor diye eleştirenler var. var. Çünkü CHP heterojen bir partidir, homojen bir parti değildir Pınar Hanım. CHP'de herkesin bir fikri vardır. Herkes fikrini özgürce söyler ama bunu tüzük ve ahlaki değerler içerisinde söylüyor. Bakın ben de söylüyorum. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğenmediğim yanlarını söylüyorum. Özgür Özel'inkini söylüyorum. Geç, rahmetli Deniz Baykal'ınkini söyledim. Onlar benim beğenmediğim yanlarımı söylerler. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ama saygıyı elden bırakmadan bunlar söyleriz. Elbette ki e, Özgür Bey'i eleştirenler vardı. Ben, ben mesela Özgür Bey'in düşündüğü gibi düşünenlerdenim. Yani e, siz halk size yönünü döndü diye şu soruyu sormanız lazım. Kardeşim ben bu oyları nasıl aldım CHP olarak? Nasıl bu millet beni birinci parti yapılıyor? Benden ne istiyor? Bir, benim AK Parti'ye artık güvenim kalmadı. Benim sorunlarımı çözmesini mümkün görmüyorum. O yüzden yönünü sana döndüm. Derhal erken seçime git mi diyor? Yoksa... Ya ben AK Parti'yi denedim olmadı. Son kez denedim olmadı. Bak yerel seçimlerde seni birinci parti yaptım. Bir sürü belediyeyi sana verdim. Bir yönet bakayım şu belediyeleri. Ben de bir göreyim. Sana olan güvenimi tazele. Eğer bu yerel seçim sürecinde güvenimi arttırırsan ben seni birinci parti konumuna genel de getiririm mi diyor. Şimdi bu ikisini sormanın bir tek yolu var. O da meydanlardır. Şu anda da Özgür Bey'in yaptığı odur. Yani ben mesela baştan erken seçim istemeyeceğiz kardeşim söylemini doğru bulmam veya erken seçim istiyoruz söylemini doğru bulmam. Neden? Çünkü bu kararın sahibi seçmendir yani milli iradedir. Şu anda yapılan doğrudur CHP'de. Şu anda milletin ayağına gidiliyor ve deniliyor ki ey millet halinden memnun değilsen gel sesini burada yükselt geçinemeyenler mi? Bu arada ekranda meclis sandalye dağılımı da var. Ee, arkadaşlarımız da hazırladılar. Hani erken seçim istenirsek, çünkü meclis aritmetiği önemli. Onu da evet. siz konuşurken söyleyeyim. Birazdan evet. yorumlarım. Ya bunu tartmak lazım. O yüzden işte Mustafa Bey'in anlamadığı şeyi herhalde netleştirmiş oldum. Yani Gafar Gaffar Bey. Bu, e, hayır, Gaffar Bey'in söylediğinde hemfikiriz yani. Ha, tamam. O yani normalleşme mi, işte yumuşama mı? Bunlar gereksiz polemikler. Yani ben diyalogtan yanayım. Tamam. Normalleşmeyi, yani her kimse kendini anormal kabul etmez ki. Pınar Hanım, Allah aşkına şimdi şurada dört kişiyiz. Hangimiz kendimizi anormal kabul eder? Bakın ben bir hekimim. Binlerce hasta baktım. Ben anormalim diye gelen bir insan yok ki. Görmedim herkes diyor ki ya benim öksürüyorum. Anormalsin, sigara içiyorsun diyorum. Yok diyor. Be, herkes sigara içiyor. Ben Yani <laughs> bu <laughs> tartışmak gereksiz çünkü herkes kendini normal zanneder. O yüzden normalleşme söylemine başından beri karşıydım. Diyaloğa elbette ki, elbette ki açık olacağız. O nedenle şu anda CHP'nin gittiği yol doğrudur. CHP bir hamle yaptı, bir siyasi hamle yaptı bu görüşmelerde. Ben mesela bu görüşmelerin her ne kadar yani Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı'na randevu istemesinin ve ayağına gitmesinin e, halkımıza bir yarar getireceğini düşünmeyenlerdenim. Hmm. E, ya da e, işte ne bileyim iadeyi ziyaretten ya da ekonomi kurmaylarının görüşmelerinden herhangi bir millete yararlı bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bunu başından beri söyledim. Görüşülebilir mi? Görüşülebilir. Normal olan, normal olan e, halkın Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin kulağını çekerek onu ikinci parti konumuna getirerek verdiği mesajı alıp kendisinin Özgür Özel'i davet etmesi. Tabii Cumhurbaşkanı'dır ayağına gitmez. Davet etmesidir mecliste. Normal olan buydu. Yapmadı. Bizim genel başkanımız gitti. Ben bunu doğru bulmadım. Ancak bunu bir siyasi manevra olarak yorumladım. Şöyle ki siyasette bu manevralar olur. Milletin yararına olacaksa. Şöyle ki biz AK Parti'ye bazı isteklerle gittik. İşte asgari ücret e, artsın, emekli maaşı artsın, vergide adalet gelsin, çiftçiye yardımcı olunsun gibi isteklerle gittik. Şimdi AK Parti sıkıştı. Bunları kabul etmez ise millete ne söyleyecek? Kabul ederse biz diyeceğiz ki bakın gördünüz mü biz gittik kabul etti. Hmm. Şimdi burada bir siyasi manevra yapıldı. Yani manevra yaptı siyaset... diyorsunuz. Efendim? Manevra yaptı bu adımıyla. Yani siyasi hamle manevra. Yani, manevra. Siyasi hamle diyelim. Bu siyasi hamle. hamle. Bu hamle her iki durumda da milletin yararına olacak bir hamledir. Neden? Eğer e, akıllılık edip Sayın Tayyip Erdoğan bunu ara kabul ederse milletin yararına olur. Kim buna karşı çıkar? Demin söylendiği gibi efendim bazı istekleri dikte ettirmek üzere gitmişiz. E kabul etme o istekleri. E, deminden beri konuşuyor Kavalayı. E kabul etme kardeşim kavala isteğini. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını kabul et diyoruz. Etme. Tamam o ayrı bir tartışma konusu olsun. Ama gel asgari ücreti kabul et. Gel emekliye maaş zammını kabul et. Gel vergide adaleti kabul et. Çiftçiye ödeneği kabul et. Bak bunları kabul ederse hem CHP yükselir, hem AK Parti yükselir, hem millet bundan yarar görür. Herkesin kazandığı bir şey olur bu durumda. Tabii bun buradaki kaynağı da bulmak üzere vergide adaleti yani, özellikle evet. biliyorum. Vergi Ay, Ay, Mustafa Bey bir Ay, araya giriyor. Ay, Aytu Aytul, Aytul Bey bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orta vadeli program diye bir programı var Cumhur İttifakının ortaya koyduğu, Sayın Mehmet Şimşek'in kararlılıkla uyguladığı bir orta vadeli program var. Şimdi orta vadeli program bir e, hakikaten bütün para parametreleri dengeleyen yani ücretlerden tutun gelir gider dengesini sağlamak, faizden efendim sıkılaşmaya kadar tüm parametreleri göz önüne alınarak bir yani önümüzdeki Temmuz ayından itibaren bir dezenflasyon sürecini başlatmak amacıyla kararlılıkla uygulanan bir ekonomik program var şimdi Özgür Özel Bey bunları talep etti diye biz bu programdan vaz mı geçelim? Ben de size onu sormak isterim yani. Vaz mı geçsin evet, yani hükümet? Bir soru. Bunlardan vaz mı geçsin? Yani he Özgür Özel Bey istedi bunu yoksa erken seçim ister mi desin yani? Şimdi Sayın Mehmet Hayır. Şimşek dünkü açıklamasında gayet güzel ifade etti. Biz bunları kararlılıkla sürdürüp sürdürürsek ilerideki efendim dezenflasyon süreci enflasyonun tek inmesini efendim mümkün kılarız diyor. E şimdi burada evet. orta vadeli program efendim kararlılıkla uygulanırken yani Özgür Özel Bey biraz önce siz ifade ettiniz ben ifade etmedim. Bir samimiyet değil şey, bir manevra yaptığını söylediniz. Manevralarına he mi diyecek yani Cumhur İttifakı? Siz onu mu istiyorsunuz? Aytu -Ay -Ay abi. Şöyle manevra derken siyasi hamleyi kastettim, samimiyetsizliği kastetmedim. Velev ki AK Parti tarafından bu bir siyasi manevra, sinsice yapılmış bir manevra olarak kabul edilse bile çürütün kardeşim, çürütsünler. Çürütsünler desinler ki evet biz nasıl ki AK Parti'nin yaptığı doğru şeylere evet diyorsak AK Parti ki evet bu isteklerde haklıdır Özgür Özel ancak Özgür Özel 10 istiyor biz 5 verebiliyoruz kardeşim o orta vadeli program bize bunu emrediyor ama Temmuz ayında hiç para vermeyeceğiz demek yani bunlar birazcık vicdan sınırlarını da aşar. Gelelim orta vadeli program. Bu arada verelim. ben de emekliyim yani Hadi. onu da söyleyeyim parantez içinde. Tamam. Mustafa Bey orta vadeli programdan vazgeçmesinler lütfen. Bakın ben partimi çok severim. Çok severim partimi. Ama ülkemi partimle mukayese bile etmem bin tane CHP feda olsun. Bana ne CHP'den ya? Eğer söz konusu ülkemse. Söz konusu ülkemse CHP'nin de canı cehenneme gidebilir. AK Parti'nin de MHP'nin de hepsinin canı cehenneme gidebilir. Söz konusu ülkemse. Şimdi burada biz orta vadeli programı konuşurken ülkemizi konuşuyoruz. Yani devlet aklını konuşuyoruz orta vadeli programda. Lütfen orta vadeli programdan vazgeçmesin hükümet. Lütfen. Ancak bu orta vadeli programı yapabilmek için Allah aşkına emekliden, işçiden, çiftçiden kısmasın, vergisini ödemeyenin peşine düşsün, vergi affetmesin, vergi affetmesin ee, ve o trilyonlarca vergi kaçıran insanların ya da ne diyorlar vergi kaçırma değil mi? Vergiden kaçınma diye bir tabir üretti AK Parti Allah aşkına. Mecliste bir kanun yani, teklifi var zaten bunu sağlamaya çalışıyor. Bunları yaparsa hem orta vadeli programına sadık kalır hem de bunları yapabilir. Evet, Ayrıca doğru, doğru. AK Parti'nin orta vadeli programlarının hiçbirisi bugüne kadar tutmamıştır. Bakın kim istemez ya şimdi burada dört kişi konuşuyoruz herkes bizi dinliyor. Kim istemez ki Tayyip Erdoğan yalancı çıkmasın da şu anda kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olsun. Kim istemez ya? İki sebepten isterim. Bir, gelirimiz artar. iki cumhurbaşkanımız yalancı çıkmamış olur. Bu ne kadar güzel bir şeydir. Hem o doğru söylemiş olur hem biz zenginleşmiş oluruz. Bu çok kıymetli bir şeydir. Bu nedir? Orta vadeli programdı. Kim istemez ki bize orta vadeli programımıza göre e, dünyada ilk ona gir, girmeyelim. Ya bunu istememek vatana ihanettir. Yani sen 17. sırada devraldığın 2002 yılında 17. sırada devraldığın Türkiye'yi gün geldi 2023 yılında G20'den düşürdün 21. sıraya 22. sıraya geriledik. Şimdi yani senin orta vadeli programda ilk 10 var. Alkışlıyoruz. Tamam. 21'e düşünce niye hesap sormuyoruz? O yüzden yani orta vadeli programdan filan lütfen vazgeçmesinler. Çünkü Peki. o bir devlet aklıdır. Şimdi e, buradan e, toparlayalım şey Ayte olarak. Hocam. Gaffar Bey ve e, Mustafa Oradan Bey de. Orta vade. Olur. Erken Hemen seçimi. Evet biraz orta daha vade. ekonomiye girerim çünkü ilerleyen dakikalarda vakitimiz kalırsa. O zaman çıkalım ekonomiden. Tamam. Ekonomik erken seçim bu kadar. Erken, erken seçim yorumlarınızı ee, almış erken, oldum. Tamam erken seçimi de konuştuk. Ben de erken seçim yetkisinin millette olduğunu, milletin bunu haykırması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Peki. Eğer millet meydanlara çıkıp demokratik bir şekilde bakın cam çerçeve indirerek değil sakın demokratik bir şekilde yeter artık kardeşim dediği anda hiç kimse bunun önüne geçemez. Şimdi bir e, orta vadeli programı bir kenara koyduk ama bir Türkiye yüzyılı programından bahsedildi. Evet. Kısaca Türkiye onu Yüzyıl da yorumlayın. Kısaca. Programını yorumlayıp e, sözü size iade edeceğim. Türkiye Yüzyılı Programı'nı Gaffar Bey yorumladı ve dedi ki bir Cumhur İttifakı programıdır. Doğru söyledi. Bu Cumhur İttifakı programı da AK Parti ve MHP'nin desteğiyle uygulanmaya başlar Bu bir parti programıdır. Bir ittifakın programıdır. Türkiye Yüzyılı Programı. Şimdi devlet aklı galebe çalsaydı Türkiye Yüzyılı programı bir siyasi partinin, iki siyasi partinin ortak programı olduğuna göre benim programım değil mesela. Neden 5 TL'nin arkasına Türkiye Yüzyılı amblemi basıldı? Yani bir siyasi partinin programını biz niye paramızda taşıyoruz? Bunu parantez içerisinde herkes bir düşünsün. Gerekirse isteyen cevabını verebilir. Bu arada bu program diyelim ki tutmadı. Şimdi MHP ile AK Parti'nin, tabi bu arada bir parantez daha açayım, Sayın Mustafa Ertekin iyi bir gazetecidir ama e, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi sıfatıyla tarafsız gazeteci olur mu? Bence olmaz, olmamalıdır da. Çünkü MYK üyesidir ve partisinin tarafındadır ve normaldir. E, orada olduğu için gazeteciliği mi bırakacak? Hayır. Ama yorumlarında dengeli olduğunu biliyorum. Yani ben tarafsız gazeteciyim e, demedi ama yani bunu da ben bir parantez içerisinde söyleyeyim çünkü değil mi ben gazeteciyim söylerim dedi söyler doğru bize de var biz. Ayto abi Albay, devletimiz milletimiz söz konusu olursa tüm ünvanlar ha. bizim için şey Hepsi olmaz geçer. bilesiniz Mustafa yani. Balbay da mesela CHP milletvekili bunu bilesiniz yani, yani. beni çok yakın Biliyor. tanırsınız biliyorsunuz, biliyorsunuz yorum birçok belki yüze yakın gayet program gayet yaptık gayet birlikte devletimizin Usta ve milletimizin Ali menfaatleri e, efendim olduğu zaman bedenimiz bile yok olsun hiç önemli çok değil aklısın. burada hem fikiriz. Burada bu program tutmazsa ne olacak Pınar Hanım? Sorun burada. Program tutarsa herkes alkışlıyor. Hani demin dedi ya MHP hiçbir karşılık beklemeden bu programa tam destek oluyor. Bakın bu teorik olarak böyle neden? Çünkü MHP'nin bakanlığı yok. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı o zaman sorumluluk da paylaşılmış olurdu. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki. Aytun Hocam toparlayalım mı? Susatabilirim. Tamam. <laughs> Estağfurullah. Şöyle bir toparlarsak. Hani <laughs> biraz... mı geçeceksiniz? Bir gafar Bey. Onu geçecek. unutulmadan edeceğim. şu logo ile ilgili cümlemi, bir hatırlatma yapayım Aykut abiye. Söyleyeyim. Son cümlemi şöyle söyleyeyim. Tamam söyleyin. MHP şu anda sorumluluk noktasında değil. Çünkü bakanı yok. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki MHP'nin devlet yönetiminde etkisi vardır özgür ağırlığı vardır ama bunun karşılığında bir sorumluluğu yoktur yani kimse bana Vay MHP hiçbir karşılık beklemeden bunu yapıyor şeklinde söylemesin çünkü devletin içerisindeki MHP'nin ağırlığını yani bilmememiz ya da inkar etmemiz herhalde biraz uygun olmaz o nedenle varsa böyle bir etki ki var o zaman bu etkinin sorumluluğunun da paylaşılması yani yarın İnşallah olmaz ama Yüce Divan'a gitmek söz konusu olur ise o zaman kim ne yapıyorsa bağımsız yargı önünde onun hesabını vermesi lazım. Peki. Şimdi sadece AK Parti hesap verecek. O yüzden bu evet. programında böyle bir <laughs> handikapı var Peki. onu da söylemek Siz Peki. E, hiç endişelenmeyin Atü Bey. 55 yıllık siyasetimizin ulu çınarı devletimize, milletimize karşı devlet adamlı sorumluluğunu her zaman taşıyan bir lidere sahip bir parti. Siz hiç endişelenmeyin rahat olun, rahat uyun. İkincisi, yoga konusunda evet. ben size bir açıklık getireyim belki e, yararlı olur diye düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu e, çerçevesi sadece efendim bir hükümet programı gibi değil. <laughs> Türkiye'nin yükseliş programı. Bu programın içerisinde aklınıza ne kadar yani Türk milletinin ikinci yüzyılda müreffeh geleceğini e, temin edecek e, efendim e, program proje varsa hepsini itiva eder. Şimdi logoya geldiğimiz zaman efendim 16 10 on, on, on onayı var mı 16 16 efendim var, var var o, o e, 20 yıldır çalışılan ya. bir konu. Siz endişe etmeyin. Rahat uyun Ayta abi rahat olun. Yani onun için ben söylüyorum Yazınızı rahat uyuyun, geçirin. Durur, tatil değil, yapın. Şimdi ben şu logoyu bir tarif edeyim Hatta müsaade yapalım, ederseniz. Logo bakın orada Türkiye'mizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 16 Türk devletini de sembolize eden o yıldızlar ve bir güneşle efendim bir aydınlığı işaret eden bir logodur. Ya bu hakikaten bizim anlatımlarımız yani ikinci yüzyılda Türkiye'mizin Efendim devlet geleneğiyle birlikte yükselişini sürdürme arzusu ve isteği vardır. Şimdi bunları siz siyasal bir şey olarak proje olarak görüyorsunuz ama aslında devletimizin aslında ihtiyaç duyduğu gerek savunma sanayinde gerek ekonomide gerek efendim adalet anlayışında gerekse evrensel hukuk anlamında tüm e, efendim içeriye sahip bir projedir keşke e, şey olsa da WhatsApp'tan yazın ben size o programı atayım ayı abi peki